sonucu veya sizin çıkardığınız ana fikir falan değil. Hikayenizin aklında kalan herhangi bir bölümünün resmini yapacaksınız bana, tamam mı? Bu hikayenin başı da olabilir, ortası da olabilir, sonu da olabilir. Şey için fark etmez, benim için fark etmez. Tamam. Şimdi aletlerinizi çıkartın. Öğretmenim, öğretmenim. Söyleyeceğim. Bahram geldi. Biz kaldığım için özür dilerim. Resim atılabilir miyim? Ne neresi sen? Suyum döküldü. Tamam. Hadi git önlüğü değiştir de gel. Üstün başın boy olmasın. Hadi. Ben şimdi size resim yapmanın kurallarından bahsedeceğim. Bakın birincisi, resim yaparken kurşun kalem kullanmıyorsunuz. Çünkü bunun adı ne? Sulu boya. Sulu boyada kurşun kalem kullanılmaz. Hani öyle çizgileri belli olsun diye çizersiniz, arabayı, ağacı, evi çizersiniz, ondan sonra üstünden sulu boyayla gidersiniz, bu olmaz. Çok çirkin bir görüntü oluşturuyor burası. Sulu boyayla yaparsınız. Bir de fırçayı sürekli aynı yöne kullanın, tamam mı? Şimdi bu defter diyelim. Defterde böyle sürekli şu şekilde çiziyorsanız eğer, hep bu şekilde yapın. Bu şekilde yapıyorsanız, boyuyorsanız resmi, bu şekilde boyayın, tamam mı? Bir böyle, bir böyle, bir böyle boyamayın. Ve mümkün olduğu kadar çizgilere dikkat edin. Mesela bir tane ağaç çizdiniz. Ağaç çizdiyseniz ağacın şu yeşil olan tarafı, dalların olduğu tarafı dışarı doğru taşmasın, tamam mı? Bunlara dikkat ediyorsunuz. Öğretmenim, bir soru sorabilir miyim? Tabii. Resim yapmaya ne zaman başlayacağız? Başlayacağız. Bayram bir gelsin de. Son birkaç bir şey hatırlatma daha yapayım. Ondan sonra başlarız. Bakın önce ben size hikaye anlatacağım. Bunu unutmayın. Hikaye anlatacağım. Aklınıza kalan bir tane kareyi bana resmedeceksiniz. Sonra anlatacaksınız. Ben burayı sevdim. Burayı size anlattım diye. Tamam, geç bakalım. Otur. Evet. Anlatacağım hikayenin adı Ferhat da Şirin. Zamanın birinde Amasya ilinde Mehmene Banu'yla onun kız kardeşi Şirin yaşarmış. Şirin o kadar güzel olmasa da